Asobi'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak o bile sevindi. Dışarıya çıkıyoruz. Harvest Fest varmış. Harvest Fest'i burada kutlamak istemiyorum ben bunu. Bakın tek full sprint var. Herkese teşekkür edeceğiz yani bu büyü adına. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gerçi sabahın 8'i ama olsun. Bir araba çağıralım buradan. Şöyle hey taksi diyeceğiz. Travel diyeceğiz. Bizi bir yerlere götür. Tabii ki kimseyi istemeyeceğim. Çünkü aşkı bulmamız lazım. Evet, Elixir Brooks'a geldik. Yani Brooks muydu, Braves miydi öyle bir şey. Tam olarak hatırlayamadım şu an ama her neyse. Nasıl biz buraya teleport here? Biz nasıl teleportlaşabiliyoruz? Bir dakika, teleport deyince bizim ne özelliğimiz var? Aa, meditasyon. Meditasyon yaptığımız için teleportlaşabiliyoruz. Bir dakika, çok güzel efektlere sahne olmadık mı? Bak, o bile şaşırdı. Sanki bir büyücüymüşüz gibi. Çok iyi ama çok yavaş sürüyormuş gerçekten de. Şimdiye şey yapabilirdik mesela. İşte çok sevindi, çok memnun oldu. Ama neden yaşlılar var? Hani gençler? Ve neden bu kadar çok az kişi? Bu martılarla oynanabiliyor mu? Tabii ki oynanamıyor. Buradaki posta kutularına da bakılamıyor. Ne kadar güzel araba koymuş bırakmış oraya. Çok istiyorum şu oyuna arabalar gelsin ya. Gerçekten istiyorum ama neden bir Allah'ın kulu yok? Yani elderlarla aşk yaşayamıyoruz ki biz, ben yani en azından öyle biliyorum. Tabii yok. Romantik kategorisi yok. O zaman gelelim şuradan kendimize bir drink sipariş edelim. Order drink. Yani şöyle rastgele şöyle yapıp şöyle seçiyorum. Root beer çıktı. Yani bu root bitti meyan kökü gibi bir şey. Yani öyle alsın, içsin. Evet, içebilirsin. Hayır, onu değil. Ha, seninki bu. Evet, gel sen bunu al iç. Bu kasabanın yaş ortalaması herhalde yüksek diyecektim. Birisi geliyor. Hamile bir bayan geliyor. Buradan kitaplarımız 3719. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bu neymiş? Vahşi elma. Ben nasıl oldu da bunu unuttum satışa koymayı. Bakın, geceden sabaha uzanırken ne yazdım. Kaliteyi görüyor musunuz? Bestseller. Ve burası da 1 bölü 3 oldu. Tabi ne yazdırdım? Beyaz perde oyunu yazdırdım. Belki diyor bir geleceğin Billy Shakespeare olabilirsin diyordu. Lütfen bir erkek yok mu? Senin suratına ne oldu? Suratın yok. Kızın suratı yok. Bu şeyden, kasabadan umduğumuzu bulamayacağız galiba. Kasabada güzel yerlere gidiş var mı böyle? Bir tane çocuk var. Aa, bir de kasabada tabii ki güzel yerlere gidiş var. Biz niye buraya sabitlendik ki? Şeye gidebilirdik. Bir dakika. Siz söyleyin adını. Büyü dünyasının olduğu yere, buraya doğru. Onun için buradaki araziye gitmek istiyorum. Tabii ki tek başımıza gideceğiz. Evet, oradaki boş araziye geldim. Çünkü o boş arazinin hemen yanı, böyle gördüğünüz gibi bakın, şeye doğru gidiyor. Biz böyle ormanda yürüyüşe çıkmışızmışız. Çok kızgın. Garden Shop Owner, Garden Shop Owner diyor. Yerlerde Garden Shop varmış. Yani böyle bir yürüyüşe doğru gidelim. Bu ne ağacı? Yakınlaştıkça yok oluyor. Buralarda herhangi bir şeyler yok. Burada yok. Yani buraya doğru yürüyelim. Together diyor. Birisiyle şarkı söyle diyor ama etrafta kimse yok ki şarkı söyleyecek. Yani neden bu kadar çok böyle şey kaldı ki? Yavan kaldı ki oyunumuz. Ne kadar güzel mantarlar var. Buraya da gelsin böyle. Yerden bizim simimizden başka hiç kimse yok. Şöyle de gidelim. Böyle sabah yürüyüşüne çıkmışmışız sözde. Yani senaryo yazmak kolay iş. Burada ha, kapının gürültüsü değil mi o? Bu arada benim de camım açık hemen yanı başımda.
O yüzden dışarıdan da gürültüler geliyor, böyle araç sesleri falan. Tabii okullar da kapandı sanırım geçtiğimiz hafta, ya da bu hafta mı kapanıyor bilmiyorum. Çok çocuk sesi de var. Bakın travel with diyor. Kimseyle değil, sadece biz. Aa, nasıl bir kapıymış bu? Nereye, nasıl bir şeydir bu? Merak ettik. Fazla merak da iyi değildir ama deyip devam ediyoruz. Enter the portal'a. Evet, böyle bir portal. Bizim kızımız buraya geldi. Ama böyle kızımızın gözlerinden bakacakmışız sözde olaya. Böyle oh my god diyormuşuz. Böyle ben nasıl bir yere geldim böyle falan. Gerilim müziği gibi arkada müzik var. Neyse, şöyle indirelim. Ya neden insan kıtlığı var? Nerede bu insanlar? Bir de çok bayan yok mu yani? Her yer kadın dolmuş. Bakın burada da kadınlar var, burada da kadınlar var. Hiç mi erkek yok? Ama sen de yaşlısın muhtemelen. Değil mi? Sen de. Bir dakika ya. Genç bir büyücü yok mu? Şaka mısınız siz? Ay ne kadar güzel. Size bir şey söyleyeyim mi? O kadar uzun zaman olmuş ki oynamayalı. Şu güzelliğe, şu görselliğe bakar mısın? Özlemişim atmosferini ya. Kesinlikle atmosferini özlemişim. Çok güzel. Çok güzel. Yani o zaman ne yapıyoruz? Burada yeşil saçlı bir kadın mı, erkek mi? Bir dakika, birisi girdi. Bence erkek. Evet. Tanış, yavaş dur, stop. Sen kimsin? Yen Kadal diyor. Hayashi. Tamam, bununla hemen arkadaş canlısı olalım, bir tanışalım. Biraz şişman ama olsun, biz onu zayıflatırız. Aa, bir dakika, burada da bakın başka bir genç mi, yok. Bu da yaşlı. Elder diyor. Bu. Bu da bir genç. Sarışın bir genç. Bakayım. Elin, tipin, yüzün düzgün mü? Bence düzgün. Aa, bununla da tanışabilirim. Bununla da bir tanışayım. Bir dakika, bu sarışınla tanışmak daha çok işime gelir şu an. Değil mi? Şunu bir sileyim. Çünkü ötekinin suratı güzel değil gibi. Bilemedim. O da kırmızıymış. Tamam. Bu sarışınla tanışmak istiyorum. Tabi gelebilirsek bir yerlerden. Nerelerdeyiz kim bilir. Ha, gelmişiz, konuşuyormuşuz ya bile. Var ya, ben de farkında değilim olayın. Ve bence kendi kendine de arkadaşlık kurmaya başlamış. Evet. Şöyle bununla böyle Harvest Fest'imiz vardı. Doğru, onu bir kutlayalım, Harvest Fest olayımızı. Think about Harvest Fest diyelim. Bakayım, arkadaşlık kurdu bunlar. İyi kaynaştılar. Bence iyi gidiyor şu an. Yemek, food konusunda, yemek konusunda anlaşamadıklarını keşfettiler birbirlerine. İşte ben şimdi şeylere bakacağım. Burada action mıydı? Action da mı seçiyorduk? Offensive ve romance, friendly kategorisinde. Interest, evet, interest. Bunlardan bakacağım. Favori fashion'ını soralım. Ama gitme. Sen niye böyle bir grup oturmasını koyuldun? Kesinlikle adam kaçıyor şu an bizden. Nereye gidiyorsun? Go here lütfen. Gelir misin? Oraya oturdun. Bak kocan, yani gelecekteki kocan kaçıyor şu an senden. Kesinlikle gidiyorsa onu rahatsız etmeyeceğim. Ama gidip bir yerlerde durursa elbette ki rahatsız edeceğim. Burada mesela durdu. Bir kitap bakacak kesinlikle. Tamam. Bizimki de biraz hızlı gelebilirse çok iyi olur. Yoksa herif gidecek bak başkalarına. Aa, görüyor musun bak. Hey, öldürecekler adamımızı. Ay kociş gidiyor kociş. Bir dakika, şeyimiz varmış, ihtiyaçlarımız varmış. Onu şöyle biraz ortalıyorum şöyle. Şu an kociş elde etme derdindeyiz. Oo, bizim kociş fena çıktı, görüyor musun? Çok azmanmış meğersem. Biz yine friendly kategorisinden evet, dip böyle dip conservation yapalım. Aslında get to know, get to know demek istiyorum. Onun özelliklerini keşfetmek gibi. Ama o kesinlikle benimle bir şeyleri keşfetmenin derdinde değil. Peki ya sen nasılsın, Mori? Sen bizimle sohbet edecek misin?
Ama bakayım sen de çok böyle ölü benizlisin. Ya ölü benizli olabilirsin. Sonuçta bize bir varis ver de nasıl varis verirsen ver gibi bir şey. Workaholic miymişsin sen? Öyle deyip diyor. Get to know var mı? Yok. Neden yok? Böyle burada affection'da thankful diyelim. Hadi ama biraz bir kaynaşın lütfen. Öyle breaking day diyelim. Büyüyü paylaşalım. Kendi kendime gelin güvey oluyorum şu an, farkında mısınız? Bir get to know. Lan hobi. Hobilerde de yok. Interest. Get to know. Hani nerede mor çöz? Mor çözün içerisinde var mı? Yok. Gossip. Yok tabii ki o da değil. Compliment. Biraz övelim, ne yapalım? Elimizden kaçırmayalım adamı. Şimdi öyle böyle de olmadı bu komple. Böyle affections'da be thankful diyeceğim ben yine. Ondan sonra flatter diyeceğim. Sonra foto paylaşalım. Sonra komik bir story anlatalım. Bir get to know bulamayan ben. Vallahi şaka gibiyim. Activity yok. Interest dedik. Yok. Bir şeyler bulmam lazım. More choice. Smoke talk. Aa, get to know buradaymış smoke talk'ta. Şimdi onunla ilgili özellikler keşfedebiliriz. Bu arada bize birdekiden daha çok yaklaştı sanırım. Bakayım, bu az önceki şapkalı adamdı. Evet, bu adam seçilmiş kişi oldu. Acaba Akvart bu hak diyelim bakalım, sarılsın. Tembelmiş bu arada. Sana bir şey değil mi? Biz de tembeliz. Aa, sarılmak istemedi. Yo, biz tembel değilmişiz. Aslında neatmişiz. Çok temizmişiz. Neyse, iki tane yavukluğumuz var artık. Şöyle Hideki ile Daiichi. Daiki. Bunlardan birilerini kafalayacağız biz. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Sen kimsin? Sen amcamızsın bizim. Amcamızı rahatsız etmeyelim lütfen. O zaman ne yapalım? Ne tarafa doğru bir gidelim? O zaman eve gidelim. Eve gidelim, bir kitap yazalım. Nasıl olsa arkadaş edinmiş olduk böylelikle. İyi olmadı, biz eve davet ederiz. Evet, eve geldik ve ben şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Evet, onu kaldırayım değil mi? Çöpümüzü. Ya da hadi bakayım, ben sana kıyak geçiyorum. Bak, buradaki dış kapıdaki şeye de atabiliyormuşuz. Harika. Hemen kitabımızı koymak istiyorum ben. Kitabımız bize çok para getirecek çünkü o bir bestel. Ve biz daha hala perşembe günündeymişiz. Çok da fazla zaman geçirmemişiz. Yavaş ilerledik sanırım. Böyle go here demek istiyorum. Şurada bir tuvaletimizi yapalım. Keşke alttaki banyo kullansaymışız. Karnımız da aç. Aslında yeni yemekler yapma zamanı geldi biliyor musunuz? Serve dinner'dan ben mesela bu clam chowder yapsın bakalım, her neyse. Keşke şunun içerisindeki kek gerçek olaydı. Bu arada arkadaşlar, ben bir haftadır diyetteyim. Bu bir haftalık diyet süresince tatlıdan tutmadım kendimi. Yine çikolata yiyorum. Bitter çikolata yiyorum kahvenin yanında. Hani vücuduma şeker de giriyor. Şeyde hamur işini de kesmemiş değilim. Bir tane söylemesi sayıdır dürüm yedim. Ondan sonra yani tamam, pirinç, makarna, bulgur, bu tarz şeyleri şimdi kestim. Protein ağırlıklı da gidiyorum. Poğaça falan yemiyorum. 2 kilo vermişim. Çok iyi bir hafta içerisinde. Bu kiloyu sağlıklı verdiğime inanıyorum. Çünkü neden derseniz, vücudumdaki su oranı yine yüksek. Ödem tutuyorum yani. Onu da farkındayım. Hani şeyden kaybetmiyorum şu an. Hani suyu atıyorum demeyelim. Hani fazla su atılır deniyor ya hep. Öyle bir şey yok yani. O yüzden tatlıya şu an çok az dedim. Kekmek demeyin, canım çekebilir. Evet, bak burada kitap yazmak istiyor bizimkisi. Pratik writing diyor. Pratik değil ama biz şimdi şey yapacağız. Yine tekrardan burada write. Write'dan önce biz bir aşk mektubu yazalım. Ama benim aklım Hideki'de kaldı ya. Güzel böyle sarışın olması. Bana ne, onu diyeceğim. Sarı. Bizim bir sonraki bölüm şeyimiz maviydi galiba rengimiz. Yanlış hatırlamıyorsam, ya da yeşil. Her ikisinde de sarı çok güzel uyacaktır. Attık. Bakayım ne oldu. Hideki ile aşk başladı bakın. Evet. Böylelikle aşk başlatmış olduk. Şimdi ona, yani ona demişim. Yani biz burada hani tekrardan screenplay işte. Neden bile Shakespeare olmayalım ki, bir screenplay yazabiliriz. All about Cleve. Az önce biz bunu yazmıştık ama Cleve şöyle büyük harflerle 1, 2, 3 diyorum. 3 ol. Allah gitsin.
Ne fark eder ki? Ha 3, ha 5. Değil mi? 3'ün 5'in lafı olmaz arkadaşlar. Süreyi şey şehirlere gittik geldik. Umarım video süremiz çok uzun olmamıştır. Şöyle ben biraz hızlandırayım. Bu çünkü çok yavaş yazarız biz illaki. Hatta bitirebilir miyiz onu bile bilmiyorum. Bir tane bestelimiz var. Ben bir bestel daha bitirme niyetindeyim. Şimdi bu bölümde 2 bölü 3 olayım. Her bölümde bir şeyler başardıkça hoşuma gidiyor. Bu bölümün başarısı da sevgili oldu. Sevgilimiz var. Böyle en azından bir kapan fotoğrafı alamasın diye tanıştığımız insanlarla böyle etrafına kalpler koyabilirim karakterimizin. Bakayım ihtiyaçlarımız artıyor. Uyku çok ağır bastı. Ama kitabı da bitireceğimize inanıyorum. Çünkü çok az kaldı. Umarım bestel olur. Bakıyoruz son düzlükteyiz kitap yazma konusunda. Şöyle yavaşladı. Ya ne oldu? Mailbox yazamadık. Bir bestel yazamadık. Ne oldu? Excellent oldu. Çok üzüldüm. Dediğim gibi bu olay biraz yavaştan gidecek. Sabah olmadan ben hemen onu tekrar satmak istiyorum. Satışını yapsın. Sonra cuma olmuş. Bak bir yıldız kazandık. Kitabımız artık çünkü bestel ya. Satışlar gidiyor. Ya çok yukarıya çıkmışız. Tekrardan bir buraya gelelim. Gün döndü çünkü. Şeyimizi kontrol etmek istiyorum. Buradan Socialize'dan Check for Temple'ı mektup arkadaşlığımızı şöyle yavaş bulamıyoruz. Şaka mısın? Neden bulamıyoruz ya? Bitti mi yani? Bitti mi? Bunu mu demek istiyorsun? 4. Burada da 6 tane var. 14 tane. 14 şehirde tıkandık kaldık. Beni soracağız ki? Soracak hiçbir şeyimiz kalmadı. O zaman right tekrardan love mail diyorum. Tekrardan Hideki'ye mail atıyorum. Aşkımızı pekiştirelim. Biz adult olduk. O young adult ama genç bir sevgili iyidir tabii ki. Evet gönderdik. Yok göndereceğiz. Gönderdik ve bakın ne kadar hızlı arttı. Aa, devamlı mail yazarak bize kökü aşık edebiliriz demek oluyor bu. Evet artık bu bölümü de burada uykuya dalarak sonlandırabiliriz. Bir sonraki gün zaten cuma olmuş. İşimiz de yok. Hep böyle bir kitap yazarak gideceğiz. Ben yine şimdi arka planda kitap yazarmışım. Olan yine ekrana yansımazmış. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni destekler sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.